Hemen sağ tarafta Fener'de son aday Troy Den ifadeleri kullanılmış. Yeni golcüyü Galatasaray derbisine yetiştirmek için tüm şartlarını zorlayan Sarı Lacivertlerin gündemine sürpriz bir isim geldi. İngilizler Fenerbahçe'nin Watford'un forveti Troy Dani ile görüştüğünü iddia etti. 32 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlanırsa Watford'a resmi teklif yapılacak. Ancak yönetim her ihtimale karşın diğer adaylar Zeluis, Samata ve Okaka temaslarını da sıcak tutuyor. Duruma göre iki golcü gelebilir. Bu arada Jason'un transferi gerçekleşti. 4,5 milyon euro bonservisle Çin'e gidiyor. Jason önemli bir gelir elde etti oradan Fenerbahçe. Türkiye'de bu transferi ilk kez a ekranlarından öğrenmiştik ki Fenerbahçe'de gelecek olan futbolcuları, sürekli gelenleri söylüyoruz ama gidenlerden de para kazanmaya devam ediyor Fenerbahçe. 4,5 milyonu ki geçen sezonu çok kötü geçirdi Ceydan yani. Ben bir oyuncuyu asla suçlama taraftar değilim ama hani hatalarını şimdi başlasam ikinci hafta bir Başakşehir maçında Kriveli'nin hatta asiste evet. Mert Günok yapmıştı. E, Alanya maçları, e, Galatasaray maçı, Onyekuru'nun golü herkesin hafızalarındaki yine Onyekuru'ya yaptığı penaltı o Kadıköy'deki 20 yıllık 21 yıllık serinin bitmesine neden olmuştu. Tabi oyuncunun orijini orta saha ama Ersun Hoca onu stoper oynattı. E, rotasyonda öyle kullanmayı tercih etti ama stoperde çok çok ciddi hatalar. Yani dedim 7-8 maç bulurum Javison hatalarından Fenerbahçe kaybettiği puanlar. Bu kadar e, kötü bir sezon geçirmiş oyuncuyu da 4,5 milyon euroya e, ben satmaya çıkırsa transfer başarısı olarak şu şartlarda görüyorum. Ciddi bir rakam. Zaten halihazırda Vedat'tan da bir 17-18 milyon euro gelmişti. E Şimdi muhtemelen Fenerbahçe'nin eli e, golcü transferi, forvet transferi için ciddi bir kaynak yarattı. Rahatladı. E, Troy Den ismi heyecan verici. Yani İngiltere'de Watford'da sembol olmuş bir isim. Altlıklar çok mücadele etti. Evet. Benim bildiğim Watford küme düştü. E, Championship'e, e, Ceyda hatta oyuncuyu da Premier Lig'den kulüplerin kiralama. Değerli bir oyuncu 32 yaşında olmasına rağmen. Vedat'la benzer özellikleri var. Savaşmayı seviyor ama hani Vedat gibi hava toplarında çok etkin değil. Hani onu söyleyeyim. Vedat çok çok. Zaten Fenerbahçe'nin ben Vedat'ın boşluğunu iki oyuncuyla doldurmaya çalışacağını tahmin ediyorum. Ama tabii İngiltere'den oyuncu getirmek kolay değil. bunu Galatasaray'da da gördük. Geçmiş senelerde neden İngiltere'nin oyuncu getiriyor açıklayalım. İngiliz, İngiliz, kulüpleri genelde yani Premier League ve Championship Ağustos'un ilk haftası transfer tahtasını kapatıyor sezon başladığında. E, doğal olarak da Türk takımları Eylül ayına kadar işte örnek verelim. Galatasaray, Jason Dinayeri, Hamza Hoca'dan evet. böyle son anda getirdi. Ee, NDI'ye, Badu NDI'ye aynı şekilde yine son anda. Fenerbahçe Yansin'i getirmişti. Ama şimdi e, her yerde pandemi sonrası 5 Ekim. ya Ben o yüzden hani evet Galatasaray derbisi yetiştirmeye çalışacaklar ama hem Galatasaray hem Fenerbahçe açısından sanki Eylül'ün sonu ve Ekim'in o 1-2-3'ü çok hareketli geçeceğini tahmin ediyorum. Bakalım nasıl geçecek Fenerbahçe adına. Biz de... E tüm takımlarda Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da e, her takımın neredeyse ihtiyaçları devam ediyor. Bakalım nasıl hamleler gerçekleşecek. Fanatik gazetesinin 5. sayfasında Beşiktaş sayfasına bir bakalım. E, üst tarafta üst başlıklarda Gökhan Töre Konya'da sahada denmiş. Beşiktaş'ta bir artı bir yılını anlaşan Gökhan Töre dün sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Akşam saatlerinde de lisansa çıkarılan tecrübeli futbolcunun haftaya deplasmanda oynanacak Konya maçının kadrosunda yer alması bekleniyor demiş. Detayına bakalım. Süper Lig'de yeni Malatya Spor'la yollarını ayıran Gökhan Töre Beşiktaş'a geri dönmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun talebi sonrasında takıma kazandırılan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Beşiktaş'ta bir artı 1, +1 yılına anlaşma sağladı. Karakartal'da ilk yıl için 4,5 milyon TL garanti para ve 4,5 milyon TL de bonus üzerinden opsiyonun geçerli olması halinde ikinci dönem içinde 6 milyon TL garanti ve 5 milyon TL de bonus olmak üzere el sıkışan Töre dün sağlık kontrolünden geçirildi. Akşam saatlerinde de lisansı çıkarılan başarılı oyuncunun haftaya pazar günü Konya Spor'a deplasmanda yapılacak maçta sahada olması bekleniyor. Gökhan Töre başkanla görüştü. Daha önce yönetim kuruluyla bir araya gelmişti ee, ama anlaşamamışlardı. Pürüzler vardı. Başkanla bir araya geldi ve 15 dakika içerisinde de imzasını atmış töre. Başkan tabii orada son sözü söyledi ama şu gerçek de var. Tabii Gökhan bir 4 milyon TL da yeni Malatya ile kontratını feshetmek için bir para ödedi. Muhtemelen onun da şimdi Beşiktaş'tan bizim anladığımız hani sözleşme şartlarından o parayı aldı. Artı bonuslar. Yani ciddi bir maç başı e, primi alacak. Benim soru, kafamda soru soruşan elbette Beşiktaş'ı bilen oyuncu hatta Sergen Yalçın'ı yeni Malatya'ya transfer ettiği oyuncu. Hı hı. Ama tabii bir devamlık problemi de var Ceydan. Yani yıllardır e, Gökhan Tören işte o 2015-2016 hatta Galatasaray'a gol attıktan sonra bir yüzüne bir maske, yüzünü evet. tutma işareti. Dün transferi de o hareketle e, duyurdu. Orada kaldık ama hani e, ne yazık ki. O 5 sene önceki Gökhan Töre'yi hep arıyoruz. E, keza işte Liverpool'a eledikleri dönem. E, yine o, o aralar da iyiydi. Biliş zamanında e, iyi performansı vardı e, Gökhan'ın ama hani Şenol Güneş'in 2 e, ve 3. sezonlarından sonraki zaten arada bir West Ham'a kiralık gönderilmişti. Orada da sakatlık problemi yaşadı. Ciddi e, inişi oldu. Geçen sene Yeni Malatya'da evet pandemi sonrası hatırlıyorum. Fenerbahçe maçı kırmızı kart gördü mesela. O maç gayet iyi oynamıştı. Yine asistleri vardı ama Yeni Malatya'da tabii Küme düşen bir takım sonuçta sezonun ikincisi Gökhan'ın iyi oyununa rağmen. Devamlık probleminden dolayı benim kafamda soru işaretleri var. Artı orada hani Boyd, Lens, Enkudu benim hala hani gönül rahatlığıyla Beşiktaş'ın ilk 11'inde şu oyuncu 90 dakikayı kaldırır diyemiyorum ama muhakkak rotasyonda Sergen Hoca'nın yönetiminde şans Elini bulacaktır. rahatlatacaktır Sergen Hoca'nın. Yine aynı sayfa üzerinden devam edelim. Korona krizi bitti, Antalya geldi başlığına detaylara bakalım. Vodafone Park'ta bugün oynanacak maç öncesi Covid-19 şoku yaşandı. Antalya kafilesindeki 58 kişinin 52'sinin pozitif çıkması kriz yarattı. Uçuş ertelendi ve maçın oynanması tehlikeye girdi. Özel laboratuvar testlerde yanlışlık yaptığı İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi testleriyle ortaya çıktı. Kırmızı beyazlılar gecikmeli olarak İstanbul'a hareket etti. 23'te yola çıktılar ve gece geç saatlerde İstanbul'da oldular. Bu akşam nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Antalya Spor'da e, lige iyi başladı, Beşiktaş da iyi başladı. E, bizi bu akşam keyifli bir karşılaşma bekliyor olur inşallah. <laughs> ama tabii şu da 23 bayağı geç bir saat yani ben evet. bunu önemsiyorum. Evet Antalya İstanbul çok uzun bir uçuş sayılmaz ama iki takım da ilk maçlarını kazandı. Antalya 2-0 attı Hakan Özmert tekrar evet. kaldığı yerden devam etti. Hani yıllara meydan okuyor öyle söyleyebiliriz. Geçen sene de pandemi sonrası Beşiktaş'ı yenmişti Antalya Hatırladığım 2 e, Bofin çok iyi oynamıştı. 2-0 geçip 2-1 ama Beşiktaş çok gol kaçırmıştı. E Trabzon'da kazanan Beşiktaş'ın ben serisini devam ettirmesini bekliyorum aslında. E, Ceyda çünkü iyi başladılar. Hı -hı. E, orada Boyd'un golü çok önemli. Çünkü işte bizler hep Boyd'u, Lens'i, Enkudu'yu eleştiriyorduk ama tabii Sergen Hoca'nın geçen hafta bir taktik başarısı da vardı. Boyd ve evet. Hasiç resmen dörtlü savunmayı altladı diyebiliriz aslında. Bu sefer ama aynı oyun şablonu ben Antalya'ya karşı beklemiyorum. Daha önde basan bir Beşiktaş bekliyorum. Topu Trabzon'a verdi. Trabzon'a pozisyon vermedi. Kontralarla sonuca gitmeye çalıştı. İlk hatanda Boyd'la golü bulduktan sonra rahatladı. Penaltıyla da zaten maçı bitirdi. Açıkçası hani Beşiktaş'ta benim en merak ettiğim Josef De Souza ne zaman dönecek? Benim Fenerbahçe'de kendi çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hani Fenerbahçe'nin kötü zaman denk gelmesi şanssız Joseph için. Yoksa Joseph çok evet. değerli, değerli, bir parçaydı. şimdi bizler arada Beşiktaş'ın kadrosunu eleştiriyoruz ama eleştirimcimiz tek yer orta sahanın o merkezi. Joseph, Atiba, Dorukan, Oğuzhan, Mensah, Laiç. Yani bu altı oyuncu şu an ligin hiçbir takımın merkezinde yok. E Beşiktaş'ın artısı diyebiliriz. ama tabii Joseph'i de izlemek için herhalde bir 2-3 haftaya ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Çünkü oyuncu Suudi Arabistan'dan geldi. Kolay değil. Ben bugün her şeye rağmen hani Beşiktaş'ın Antalya yenmesini bekliyorum. Ama Trabzon maçından daha farklı bir oyun şablonu bekliyorum. Peki bir virgül koyalım Mehmet. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.